Yani tabii saha içindeki çalışmalarımız olduğu kadar saha dışında da çalışmak çok önemli. Ben de üzerime düşeni bu konuda fazlasıyla yapmak sağlıklı çalışmalarımız için şimdi yüzden geldi. Sürdüreceğiz. İnşallah çıkabileceğimiz en üst noktaya kadar sürdüreceğiz. Emrah yukarı. Ben genelde kişisel gelişim kitapları okuyorum. Fakat her türlü bilgiyi de açıyorum. Sosyal derslik bu olsun. Her türlü yazıyı okuyorum. İyi verdik. Barış abi geri biraz. Öncelikli olarak insanın kendisine bitiyor, kafasında bitiyor. Bu konuda sen eleştirilere tabii ki her zaman açıklıyorsan zaten eleştiri olacak bu yaptığımız durumda. Fazla eleştirileri dikkate almadan hocalarımızın söylediği sözler dahil çalışıyor. Dediğim gibi devamlı şekilde sahne odaklı. Nasıl gelişebilirim, nasıl geliştirebilirim odaklanmış bir vaziyetteyimden. Eleştiri dediğim gibi tabii ki olacaktır. Her zaman iyi geçen bir maçtan sonra da elbette eleştiren bir olacaktır. Önemli olan bunları çok fazla düşünmeden, kafayı da buna takmadan devam etmektir. Dediğim gibi insan önce kendini bilmelidir. Yani benim her zaman her kulüpte, her yerde hedefim her zaman oynamaktır. Bu konuyla ilgili yani işte, bir takımda oynuyorum. Yarın davet gelir amir takımına da gidersem orada geçirim. Oynamak için evden geleni yaparım. Tek hedefim bu yani. Ya boş zamanlarımda maç izliyorum. Fakat tek bir isim buna şu kaleciyi takip ediyorum gibi veremem. Çünkü birçok ismi takip ediyorum. Büyük kulüplerde de oynayan oyuncular da büyük liglerde oynayan şampiyonlar gibi. Herkes hata yapabiliyor. Herkes iyi kurtarış yapabiliyor. Önemli olan yaptığı iyi şeyleri alıp kurgulamak. Onun dışında kendimde eksik hissettiğim herhangi bir şey yok kesinlikle. Zaten her günde daha iyi olmak için çalışıyoruz. Nurcan'la ben de bazen görüyorum sosyal medyada denk geliyor. Biraz rekabet içine sokulmuş vaziyette. Fakat bunlar çok güzel şeyler. Ülkemiz için, ülke futbolu için gayet güzel şeyler. Bu maçla alakalı da sadece şunu söyleyebilirim. Geçen hafta bir Göztepe maçı oynadık. Bu hafta da Trabzon maçı oynayacağız. Hiçbir önemi yok, hiçbir fark yok. Her maç önemli. Bu maç da bizim için en önemli maçlardan bir tanesi. Her hafta olduğu gibi. Mesele de aslında biz çok fazla ilk yarı açısından söylüyorum. Oyuncularımız iyiyken, herkes mevkinde oynarken çok fazla sıkıntı yaşamıyorduk ki sezona da çok iyi bir şekilde başlamıştık. İyi götürüyorduk. Fakat çıkan talihsiz sakatlıklar vesaire gibi durumlar biraz bizi sıkıntıya soktu. Bu sene de yeni bir takım oldu. Yeni transferlerimizle birlikte birlikteliği sağlıyoruz. İnşallah süreci en iyi şekilde götürürüz. Fakat dediğiniz gibi her oyuncu kendi mevkisinde oynadığı takdirde kaleci için biraz daha rahat bir oyun oluyor. Konsantre olma durumu söz konusu olduğunda maçlarda yazı şekilde geçiyor. İyi konsantre oluyoruz. Tabii ki de aracımızın etkisi fazla birliktelik açısından. Hatta yarın da bir yemek yiyeceğiz takımla birlikte. Bunlar çok önemli şeyler. Ben böyle düşünüyorum. Bir takımın başarısı için öncelikli olan saha içi ve saha dışındaki takımdaşlıktır, arkadaşlıktır. Herkesin birbiri için kardeşlik açısından sahada kardeşi için mücadele etmesi gerekir. Biz de şu anda bunu sağlamış vaziyetteyiz. Daha da ilerleyen haftalarda bu artacaktır. Çünkü yeni gelen oyuncular oldu. Onlarla birlikte arkadaşlığımızı daha da arttık. Verimli bir şekilde sezona devam edeceğiz diye düşünüyorum.
önce bir sondan başlayayım. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman başarıdır. Biz de bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz ve çalıştığımız, mücadele ettiğimiz şey için sonuç alırız. Penaltılarla ilgili de şunu söyleyebilirim. Ben antrenmanlardan sonra da çalışıyorum penaltı. Penaltı psikolojisi çok önemli. Çünkü stresin yoğun olduğu bir ortam anılıyor. Fakat orada rahat olduğu sürece, o rahatlığı da rakibini hissettirdiği sürece o biraz daha topa temkinli gelmeye başlıyor. O da bizim, benim işimi kolaylaştırıyor. Üst gösterimi maçında da bir penaltı vardı. Ona da götürdüm. Fakat orada iyi bir vuruştu. Köşeye devam edeceğim. Çalışmaya, mücadeleye. İnşallah ilerleyen haftalarda da kurtarışlara her türlü penaltı veya sahiçi daha devam edelim. Yani öncelikle ben genelde kısa vadede plan yapan bir insanım. Şu anda Fenerbahçe'mizin oyuncusuyum. Şu anda hedeflerimde gelir bu camiamızın başarısıdır. Bunun için her gece kafamda kurduğum tek şey Fenerbahçe'mizin bu seneki başarısı. Ben de bunu hep düşünüyorum. Bunun için mücadele ediyorum. İnşallah mücadele ettiğimiz ve düşündüğümüz şeyi sezon sonunda başarılı. Ben teşekkür ederim.